sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası, Avrupa. Dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesine geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Ay şekerim, şimdi de ısındı hava. Yazın ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Açarız pencereleri. Eser büfür büfür meyfa. Dayı, bu eve klima lazım. Yoksa bu yaz eriyip gideriz vallahi. Merdivenlerden aka aka bizi kapıcı dairesinde sıvı olarak bulur gafurlar. Klima mı? Şey, ben bir alt kata iniyorum. Burhan Bey'e yürüme bandı gelecekti de onu bir göreyim, bir hoş geldin diyeyim. Yürüme bandına mı? Nesini göreceksin yürüme bandını abla? Oldu, ben gelirim 5 dakikaya. Yalnız bize de lazım bir yürüme bandı baba ya. Şimdi yaz geliyor, form tutmak gerekiyor. Yürüme bandı mı? Ay evet evet, çok iyi fikir. Hatta bir tane de ne o kondisyon bisikleti alalım ha? Ne? Yenge, önce şu klimayı halledelim, bu yaz burası pişecek. Aa, klima şart zaten, o kesin. Ay maşallah, pek de güzel. Küheylan gibi. Değil mi? Bu sene bu zihnin hak ettiği fiziğe kavuşacağım Makbeyli. Dondurma topları gibi kalçam olsun istiyorum. Buralarım böyle dilim dilim olsun istiyorum. Dilim dilim mi? Ekmek gibi böyle. He. Bu şey diyorlar ya ona. Ne diyor ya? Sex pack mı ne? Böyle seksi yani, onun gibi bir şey. Bu yazsa mayo çekimlerine katılacak kıvama gelmezsem bana da Burhan altın top demedin. Aa! Ay yok kardeş, buraya olmak. Toplayın bunu, içeri taşıyacağız. Ya aa, ben öyle söyledim ama onlara öyle söyledim. Onlara öyle koysunlar dedim. Ben dedim yani. Ama yolu kapatıyor Burhan Bey. Ya kapatmadı, ben öyle söylüyorum. Yanına da şey bel eritme şeyleri var ya, cihazları. Ha. Ondan koyacağım. Tam bir böyle spor kompleksi olacak. Niye kompleks olsun canım, estağfirullah. Bu sizin bir yerde fobiniz sayılır. Ama ya olmaz ki. Farzı misal bir misafiri bir şey geldi değil mi? Servis yapacağız. Nasıl geçeceğiz buradan böyle? Geçeceğiz. Biz yani. Biz. Neyse arkadaşlar, tamam çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, hiç vazıklığım yok. Kusura bakmayın. Ben de size kek getirdiydim. Ama Makbeli, ben ne diyorum, sen bir türlü anlamıyorsun. Kilo vereceğim diyorum, spor yapacağım diyorum, dondurma topları, kalça diyorum. Senin işin gücün homini gırtlak ama ya. Can boğazda gelir Burhan Beyciğim. Allah aşkına bir dilim benim için. Ya istemiyorum. Ay, hem ya. Hem Makbeli hem istemiyorum diyorum. Ne kadar alaturka davranışlar bunlar ama, tavsın sen de. Ben gideyim bunları mutfaktaki cam fanusunun içine koyayım. Oradan doğru yersiniz, tamam mı? Çekinme, çekinme. İstediğin yere koyabilirsin. Kendi evin gibi hacı. Nasıl tabii ya? Armut spor. O da iyice kendi evi gibi belledi burayı. Halbuki burası benim özel dünyam. Özel hayatıma resmin tecavüz. Perfect space. Bu gidişe bir dur demek lazım. Up, down. Up, down. Stop. Ay. Mod. Ya bulaşık makinesinin düğmesine de bastım, dolmuş da. Ya bu hiç buraya olmadı ya. Yatak odasını mı alsak? Buranın dekorasyonla pek uymadı. Yok, bence belli iyi.
Ya çok tatlıya bakayım. Böyle yürüyorsun yürüyorsun hiçbir yere gitmiyor ya. Çok gülüncüme gidiyor. Ye 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 ye. Eki eki. Topla yürüyüşe geçin. Çok komik, çok ironik. Aa, şey alalım şey. Bu klimaların böyle havayı temizleyenleri var. Sürekli böyle oksijen kokluyorsun yani dağ havası gibi. Sanki İsviçre'de yaşıyormuşçasına. Ay ne güzel. Tabii çevre dostu olanları da var. Çevre mi? Tabii canım. Yani bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım. Küresel ısınma falan var yani malumunuz. Dayı şu kondisyon bisikletiyle yürüme bandını da bizim o tarafa alalım. Burada yer tutmasın. Yok ya. Uyanık mısın sen biraz? Ne var? İki DVD oynatıcı da burada. Bari biraz eşitlik olsun kızım. Çocuklar çocuklar. Babacığım kavga etmiyoruz ya. Sohbet ediyoruz kuzenimle artık bu kadarını da yapamayacaksak. Canım. Sensin o. Çocuklar beni dinleyin. Bu akşam sizinle konuşacağım çok önemli bir konu var. Benim için çok mühim. Sizin için de hayati bir konu. Hayırdır şekerim? Şimdi akşam Makbule falan hep beraber burada olun. Bazı kararlarım var. Cem'in bu hususta bana destek olacağını tahmin ediyorum. Neyle ilgili efendim? Fotoğrafçılık falan gibi bir şey mi? Hayır hayır. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Kaç zamandır konuşmak istiyorum. Bir yerden başlamak lazım tabii. Yani bana destek olacağınızdan da eminim. Hadi. Akşam görüşürüz. Ne bu şimdi? Aa, hiç anlamadım ayol. Eyvah. Muhallebiciyi satıyor bu kesin. Ulan tam yaz geldi keyfini çıkaracaktık. Tüh be. Yok satmaz ayol başka bir şeydir. Aa, belki Makbule ablanın Burhan'la evliliğiyle falan ilgilidir. Tamam bunun benimle ne ilgisi var? Ay çocuklar. Dinleyin beni. Ne kadar saçma sapan bir şey olursa da olsun suyuna gidelim. Yani bu ara böyle çok hassas bir dönem geçiriyor babanız. Yani geçen hafta başımıza gelenleri unutmayın. Babalarla birlikte bizi kapının önüne koydu ya. Ya onun için bu akşam hepiniz gelin, oturun, susun, dinleyin. Ne istiyorsa yapın. Yaşlandı böyle oldu ya. Geçen hafta kuaförüme saldırdın. Şimdi kapıdaki güvenliklere saldırıyorsun. Arkandan nasıl bakıyorlar görüyor musun sen? Ay bakarlar bakarlar sana ne? Bakamazlar canım bakamazlar. Bakarlarsa böyle pistalarım işte. Ayrıca sen de öyle saçlarını atıp merhaba çocuklar falan tarzı şeyler yapmazsan belki bu kadar bakmazlar. Tanrıverdi ya bu kıskançlığı kesersin ya da... Ya da ne ya da ne? Ya da... Sinirlerim bozuluyor. Günaydın ya. Ay Fatoş ne kadar güzel gözüküyorsun ya. Ay şekerim moralimi falan düzeltmeye çalışma. Elim ayağım titredi. Yok moralini düzeltmek için değil. Vallahi bu son günlerde bir değişik gözüküyor yüzün. Ve bir cildin parladı. Kırışıklıklar kayboldu. Sen ne yaptırıyorsun? Yüzüne bir şey mi yaptırıyorsun? Ay, ne alakası var be şekerim? Gerginlikten gerildim herhalde. Ya daha kaç kere özür dilerim Fatoş. Ayaklarına mı kapanayım yani? Tamam tamam. Konu kapanmıştır. Akşam çıkarayım mı seni? Nereye çıkaracaksın? Rock bar'a. Rock bar mı? Hı. Yine mi? Ya ne alakası var ya? Ben de diyorum bu niye bana yüz vermiyor? Sacit, ben nereden bileyim senin yüzünü kıl kapladı diye görüşmediğimizi? Bir ilişkide bunun olma ihtimali nedir ki yani? Hayır Allah ya. Ama bak sen de az domuz değilsin ha. Bir haftadır telefonlara çıkmıyor. Kıza bak ya. İyi işte özlettim kendimi. Şaka yaptığıma bakma mahvoldum ben. Kaç gündür bitiktim yani. Ben de mahvoldum kızım. Sabahlara kadar uyuyamadım. Oh, o zaman madem öyle. Bugün biz iki ekmek bir de yoğurt alalım. Bir de canım manava bir bakıver. Böyle yeni çıkan taze hani ilginç ithal meyvelerden bir şeyler varsa birer numune alıver. Ne? Ha! İthal meyveler diyorsunuz. Ha. Avokado, mango falan değil mi? Ha onlardan. Hacer. Sen okuluna git. Ben siparişleri alırım. Oldu. İyi günler size. Size de.
Burhan yürüme bantı aldı. Ne diyorsun? Ha, sağlam kafa sağlam vücutta hesabı. Güzel güzel. Bir akşam ailecek hayırlı olsuna gideceğiz. Süper düşünüyorsunuz. Bu Hacer var ya. O herifi dehledi kanımca. Ha, hangi herif? Boyfriend. Müstakbel ceset. Ha, öyle mi diyorsun? İyi. O zaman işte bırakın da kız rahatça biraz gezsin dolaşsın ya. Babamın özlü sözü. Kız çocuğunu rahat bırakmayacaksın. Doğru bir yerde. Avokado munga. Avokado munga. Özel bir nemlendirici mi bu? Ay yok şekerim. Bu kadar kısa zamanda gerdirmiş de olamazsın. Ne alakası var ayol? Bahardandır herhalde. Ya Fatoş bize bu ayağı atma ya. Kesin bir şey yaptırıyorsun. Ne yaptırıyorsun? Niye bize söylemiyorsun? Ay vallahi yaptırmadım şekerim. Ay Fatoş ne olur söylesen biz de yaptırırdık. Şekerim, sağlıklı besleniyorum ondandır. Dere olayı da bitiyor yavaştan. Küresel ısınma. Ben ufak bir sermaye bulsam gireceğim sümüklü böcek işine ama. Bu sıcakta onu da yemezler bence. Dayım bu akşam önemli bir şey de söyleyeceğim falan dedi. Burayı kapatmasın da. Aman boş ver be kardeşim. Aile işi bela ya. Ya bütün gün çalışıyorum. Kendimin 5 kuruş parası yok. Güya oğul olarak orta az. Grup halinde çulsuzuz beyler. Sacit yesene oğlum. Ya tat alamıyorum Sacit. Hayattan mı? Yok kardeşim yemekten. Dün gece dilimi yaktım da. Ha. Nasıl becerdin? Ya bu şu yeni çıkan hani kekler var ya, içi reçelli. Hani üzerinde fırında ısıtarak deneyin diye yazıyor. Abi denedim, siz denemeyin. Ya içindeki reçel acayip kaynar oluyor ya. Cos diye insanın ağzına yapışıyor. Fırından çıkardım, şöyle bir ısırdım. Ağzım bir yaktı, yarım saat hebele hebele, hebele hebele konuşamadım ya. Amerika'da olsa dünyanın tazminatını alırdın Taco. Değil mi? Hayır adam bir de baklavacı. Hani mamullerimi deneyemiyorum. İşlerim aksıyor ayağına bir ton para vallahi. Hebele 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 konuşamıyorum. Rezil oluyorum. Toplantılara katılamıyorum falan dese bir de. Koy üzerine manevi tazminatını da abi. Aa, sen bu işi bayağı ciddiye aldın be Sertaç. Koskoca şirket abi. Yani? Abi yani bence denemek lazım. Yazık değil mi Taco'ya? Muazzam para alırdık. Karışırız beyler. Ortak fikrimiz. 40-50 bin dolardan başlar abi. Bölü 4. İyiymiş bu. Arayayım abi o zaman. Ben arayayım kardeşim. Sen konuşamıyorsun ya oğlum. Aa doğru ya. Nasıl? Abartma. Daha gerçekçi. Botoks da değil. Hey manyak mısınız siz? Ay Fatoş niye ne yaptırdığını söylemiyorsun? Biz de yaptırırdık. Söylemem söylemem Allah Allah. Ha, o zaman bir şey yaptırdın. Hey vallahi yaptırmadın. Gideyim de biraz spor yapayım. Vücut alışınca isteği biliyor musun? Ay Burhan Bey siz daha bugün başlamadınız mı spora? Aa çok yatkınım. Kaslarım da hazırdı bekliyormuş biliyor musun? Son zamanlarda popomda bir değişiklik var mı? Daha sanki sıkı gibi he? Ay Burhan Bey gider misiniz lütfen? Ah, tamam bebeğim üzmeyeyim seni. Aklında kalmasın şimdi. Sonra ayıp olmasın ki bir ayıp. Ya, ayıp olur. Ay, ay. Senin tipine ne oldu ya? Bayağı gençleşmişsin tatlım. Yani yarın akşam sizinkiler evde yok mu? Yoklar. Akşam Burhan'a gidiyorlar. Sen de kalk bize gel. Ya Zeynep iyi de bu çok riskli değil mi ya?
Yok ya, ben bilirim onları. Onlar şimdi teker teker yürüme bandını denerler. Yerler, içerler, muhabbet. Abim dans eder kesin. 3-4 saatten önce gelemezler. Vallahi aslında bizim evde de pek buluşamıyoruz Makbule yüzünden. Ben de biraz baş başa kalmak istiyordum ama. Riskli ama güzel planmış. Tehlikeyi severim. Aa! Merhaba Zeynepciğim. Merhaba. Nasılsın? Ne var ne yok? Göremiyoruz seni. Özledik. Anne baban nasıllar? İyiler işte. Ankara'da karışık değil mi siyaset, böyle bu cumhurbaşkanlığı seçimleri falan, ne olacak? Ya babam da çok meşgul bu aralar. Tabii. Bu arada sadece benim babam da meşgul. Bize vereceği önemli haberini vermek üzere, senin de haberin olsun. Zeynepciğim gelseydin 5 dakika. Yok ben gideyim. Peki. Şoför bekliyor zaten. Size iyi akşamlar. Oldu, sana da iyi akşamlar. Annene babana çok hürmetler, selamlar. İyi, ben gidiyorum o zaman, yarın akşam görüşürüz. Piş, çöpü alsana kızım. Her şeyi de devletten beklemeyin böyle. Ay, konu neymiş acaba? Ya ben de bir Burhan Bey'e kadar iniverecektim. Evin dekorasyonunda aklıma bir şey takıldı da. Neymiş konu? Küresel ısınmaya üzülmüş babam Sacit. Vay, sen espri de yapıyorsun ha? Toplandınız mı hepiniz? Aferin. Ay meraktan öldük Tahsin'cim. Gel. Anlatacağım. Hepiniz hayatımızda bazı değişikliklere hazır mısınız? Bilmem. Hazır mıyız? Tekne mi alıyoruz? Yok canım, ne münasebet. Ya dünyada kaç tane kutup ayısı kaldı, haberiniz var mı? Kutup ayısı mı? Kutup ayısı mı alıyoruz? Hani sempatik, şirin, tombiş böyle pufutu pufutu pençeli beyaz kutup ayısı. Nasıl bakacağız onlara? Ya alacak değiliz, daha konuya girmedim oğlum. Dünyada çok az kutup ayısı kaldı efendim. Çünkü yaşam alanları sürekli ve müthiş bir hızla daralmakta. Sen nereden biliyorsun? Gittin gördün mü? Görmedim Sacit ama bu konuda okuyorum ve seyrediyorum, tamam mı? Ben de öyle. Durum vahim. Ya penguenlere ne demeli? Penguen mi? Ya... Buzullar eriyor, buzullar. Hem de müthiş bir hızla. Bir dakika, konumuz gerçekten küresel ısınma mı? Kızım kış olmadı ki bu yıl. Hiç gelecekteki çocuklarınız için endişe etmiyor musunuz? Ediyoruz. Yani ben ediyorum. Hayır, ben de ediyorum da yani. Ya herkes şakır şakır elektrik kullanıyor, su kullanıyor, kağıt kullanıyor. Düşüncesizler. O zaman ne oluyor? Masraf. Ne masrafı kızım? Doğal kaynaklar tükeniyor. Karbon şeyli mi şey diyor. Neydi o? Karbon salımı efendim. Şimdi elektrik üretirken karbon açığa çıkıyor. Bu da küresel ısınmayı daha beter bir hale getiriyor. Ya ben dedim. Ay sen bayağı araştırmışsın Tahsin. Her ailenin önlem alması lazım. Sen boş verirsem, ben boş verirsem 20 yıl sonra ne olacak? Ne yapalım biz Tahsin? Bir kere her yere arabayla gitmeyeceğiz, yakıt harcamayacağız. Floresan yakacağız, elektrik tasarrufu yapacağız. Ha, o zaman kurtuluyor muymuş dünya? Herkes katkıda bulunacak. Mesela klima kullanmayacağız, pencere açacağız. Bu tür şeyler. Derin sessizlik. Gittik klima projesi. Benden size sonsuz destek efendim. Bu son derece bilinçli bir davranış. Hayran kaldım ben size. Tahmin etmiştim zaten. Sağ ol evladım. Ya bu kampanyayı beraber yürütelim. Kampanya mı? Kimse itiraz etmesin. Çevre bilinçli günler başlıyor. Diyorsun. O pufuduk kutup ayılarını düşünün. Yazık değil mi o hayvanlara? Yazık ama ne yapalım yani şimdi? Sonra o dünyanın öbür ucundan buraya gelen mango falan meyveleri de eve sokmayalım. Onların buraya gelmesi için ne kadar yakıt harcadığını biliyor musunuz? Vallahi Al Gore gibi adamsın dayı yani. Tolga, çok güzel. Ben ormanda yürüyorum. Aley! O ağaçlar çok güzel. Börtü böcekleri çok güzel. Aley, tırtıla bak. Tolga, çok güzel eğleniyorum. Seni gelsene. Bravo canım, bravo.
Allah içine sindirsin. Acaba ne zaman ineceksin oradan? Sonra biraz önceki o şeyi bir daha yapsana. Çok eğlenceliydi. Hani yapıyorsun ya. O ne diye? Uf, kafra mı çocuk gibisin? Sen beni kıkarıyor musun? Peki. O zaman geliyorum. Of. Bilgisayar hareketleriyle geliyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Oley! Gafur Aksoy! Uzun süredir peşindeydik. Mossad, CIA, FBI... bir tane daha bir. Hepsi peşindeydi. Kaçma, senin peşindeyiz şu anda. Oy ben kaçayım. Tabanları yayla yayım. İyice yayla yoksa seni yakalayacağım. Kaçma dedim sana. Aa, adam koşuyor koşuyor, hep yerinde duruyor. Parayı ben de kaçıyorum adamdan, kaçıyorum adamdan. Kaçma dedim sana. Şimdi ensene doğru yaklaşayım. Zurtu. Ana, yakaladım seni işte. Hadi. Çok komik kanka. Çok komik. Hadi şimdi sen gel. Sen çık buraya, ben seni yakalayayım. Of bakın ama yani senin beyin hücrelerinle, benim beyin hücre... Bir de bozucuksun ama aleti. İn şöyle. Stopa bas. Stopa. Daha yeni aldım bu. Aleti bozucuksun ama Gafur burada ya. Senin beyin hücrelerinle benim beyin hücrelerim iyi anlaşamıyor. Çünkü ben Avrupalıyım, sen biraz Alatürk'sin. Ha? Boşluğa düştüm. Neyse ki kapı çaldı, oraya gideyim. Biraz da göl kenarında dolaşayım. Vay be. Çok mutluyum. Ben küresel ısınmaya falan inanmıyorum şahsen. Çünkü bütün kış ben dondum ya. Vallahi. Bu şeylerde, borularda gaz mı vardır, sıkışma mı vardır nedir anlamadım. Bilemiyorum yani. Hmm, öyle işte, ne yapacaksın dayımın yeni takıntısı. Gafur. Ya Tokyo'nun elinde çıkmasaydın oraya ya. Hayır. Ya çıksın, ne var ki bunda? Ya olur mu, yazdığını silseydi öyle çıksaydı bari, iz bırakıyor. İn aşağı. İn. İn dedim sana. Hmm. Gideyim de bir bez alayım da o bantını sileyim bari. Ya bir dakika Burhan Bey ya. Niye benim söylediğim gibi bu yürüme şeysi yatak odasından taşınmadı acaba? Kendi evim olduğu için olabilir misal. Efendim? Yani yok öyleyim yani, kısmet böyleymiş. Ya olmaz ki ama böyle. Salonumuz zaten küçük. Allah'ım salonumuz. Bırak o dantelleri. Bırak dantellerle oynama. Oynamıyorum. Hmm, oynamıyorsun. Görüyorum sonra hep parmak izlerin oluyor dantellerin üstünde. Onlar nasıl yıkanıyor, nasıl ütüleniyor, nasıl kullanılıyor acaba biliyor musun sen? Ha? Hiç olmadı bu burada ya Burhan Bey. Üf. Ay sistem. Sistem yani. Hmm? Süper çalıyorlar değil mi? Süper. Ya gürültüden duyamıyorum bir türlü. Bir alayım sana. Aa istemem Tanrı verdi. Buranın biraları çok sıcak. Peki. Nereye bakıyorsun? Şurada kusan bir adam var, onu kesiyorum. İyi, kusan adam mı var? Ay Tanrı verdi. O kadar çok sigara dumanı var ki saçıma sinmiş mi sinmemiş mi ona baktım. Deme bana sakın. Ya kıskanmadım. Sen niye gerginsin bugün böyle? Ay ne bileyim ya. Hep buraya gelmek zorunda mıyız ha? Yani bir sürü güzel, harika rock barlar var, türkü barlar var. Burası berbat bir yer. Arkadaşlar buraya takılıyor. Hangi arkadaşlar Tanrı verdi? Ben göremiyorum ve tanımıyorum. Allah Allah, kaç kez tanıştırdım ya? Tabii kaç kez tanıştırırsın. Çünkü genellikle sarhoş oluyorlar ve benimle tanıştıklarını hatırlamıyorlar bile. Üf. Ne yapacağız şimdi o zaman? Ne bileyim ben. Ya istersen bana gidelim. Yok hep sendeyiz. Ben sıkıldım sende oturmaktan artık. Ya sinemaya gidelim desem... sen benim sevdiğim filmleri sevmiyorsun. Ya tamam moralimizi bozmayalım lütfen. Yarın akşam seni Tantuni eve götüreyim mi? Tantuni mi? İyi. Tamam götür.
Ya tamam tamam ama lütfen böyle hani hiçbir şey paylaşmıyormuşuz gibi olmasın. Tamam tamam. Peki hatta tantuni bizim özel yemeğimiz olsun. Tamam seni yarın akşam süper bir yere getireceğim. Vay ajan. Eğer bu tantuni de işe yaramazsa bilmiyorum sonumuz ne olacak. Dikkatle beni dinleyin. Klima, yürüme bandı, kondisyon bisikleti gibi elektrik tuzakları iptal edilmiştir. Güzel. Aa, yürüme bandı iyi olacaktı. Tahsis spor yapacaktı. Burhan Bey'dekini kullanırız yenge. Yabancımız mı? Bakın televizyon sürekli açık. Yahu seyreden yok. Önceden programa bakın. Eğer özel olarak seyretmek istediğiniz bir şey varsa o zaman açın. Doğru. İfo, sen de Beşiktaş'a alışverişe falan giderken taksiye binme. Yürü. Aa, şekerim o kadar yol nasıl yürüyeceğim? Yürüme bandı da nasıl yürüyorsunuz efendim? Yürüme bandı almayalım, yürü. Hepsi aynı şey. Peki şekerim. O kadar sebze meyveyi nasıl taşıyacaksan? Ha, sebze dedi de aklıma geldi. Ya biraz evvel ben mutfakta ne gördüm? Ne gördün dayı? Ay böcek falan mı? Hayır efendim, Brüksel lahanası. O lahana Brüksel'den buraya kadar kaç bağısını değiştiriyor biliyor musunuz siz? İnanılmaz bir karbon salımı. Bravo. O kadar çok vasıta değiştirmiş gibi yorgun görünmüyorlardı ama. Ya dalga mı geçiyorsun sen benden evladım? Dünyanın en önemli problemi bu işte. Yok dayı aşk olsun. Tahsin'cim tamam canım almayıveririz. Normal lahana alırız. Bravo. İşte herkes bizim gibi yapsa. Vallahi kurtarırız gezegeni. Ağzını seveyim. Günaydın. Günaydın. Neredesin kızım? Duştayım. Yahu dakika tuttum. Bir insan 20 dakika duşta ne yapar? Ne bağlamda? Suyu idareli kullanın. Su bütün insanlığın ihtiyacı. 5 dakikada duşunuzu alın çıkın. Biz askerde öyle yapardık. 5 dakika mı? Bundan sonra kağıt havlu kullanmaya da paydos. Ay! Ayman yok. Yazık değil mi ormanlara? Çamaşırı, bulaşığı falan da azar azar elde yıkayın. Mutfak robotuydu, efendim fön makinesiydi. Bunları da mecbur kalmadıkça kullanmayın. Eskiden elektrik mi vardı? Ay hiç olmazsa çamaşır makinesini kullanalım Tahsin. Canım ailece bir tanecik popotuk kutu mayasını kurtarsak ne mutlu bize. Bravo! Bravo! Pık diyecinin pık diyecisi. Senin yüzünden oluyor zaten bunlar Cem. Bilmiyor musun babam bir şey kafasına takınca abartıyor adam. Çağatavlu da yok. Haydi televizyon yok, fön yok, mutfak robotu yok. Ne yapacağız biz? Babana ses çıkaramıyoruz ki. Kızım takmış kafayı. Gezegen ısınıyormuş. Nişantaşı ısınıyor mu? Yok. Sen ona bak. Hayır sana ne dünyadan. Dur bakalım, dur. Nereye kadar gidecek? Cız. Enjeksiyon mu? Kalçandan yağ alıp yüzüne mi koydular? Ay ne diyorsunuz ayol? Hiçbir şey yaptırmadım şekerim. Potaş Hanım'ı bizim Haziran bütçe... Aa... Ne oldu Saadettin Bey? Fatoş Hanım nasıl gençleşmiş böyle? Biz de onu merak ediyoruz. Bahardandır Saadettin Bey, bahardan. Açsana Fatoş. Benim telefonum uyumuş. Alo? Ha? Kaçta? Ah gelsin mi geleyim? Şu anda konuşabilecek durumda değilim şekerim. Tersi. Kimmiş? Bir arkadaşım. Hayatını mahvettiniz adamım be. Dur İzzet. Daha profesyonelce konuşalım.
İki gün öncesine kadar diliyle bir servet kazanan bu adam, toplumun örnek aldığı bu değer, geleneksel tatlımızın hassas dilli prensi, şirketinizin bir dikkatsizliği yüzünden hem profesyonel hem de sosyal hayatında bir hiç haline gelmiştir. Konuş Taco. Görüyor musunuz avukat bey? Bir baklava prensinin acı öyküsüdür bu. İyi dinleyin. Ya insan paketin üstünü hiç olmazsa üfleyerek yiyin diye yazmaz mı be kardeşim? Ayrıca fırında ısıtarak deneyin ibaresi koymuşsunuz. Teşvik etmişsiniz yani. Adam da size güvenmiş, ısıtmış, yemiş. Dalyan gibi delikanlının düştüğü vaziyete bakın. Konuş lan, görsün avukat. Hacettin Bey, konuşma yetisini tamamen yitirdim yani şimdi. Elinizde kanıt var mı? Ara ara, tam 13.08'de yaptı o konuşmayı. Alo. Merhaba, ben nereyi aradım? Güzellik merkezi değil mi orası? Neresi orası? Gerçekten mi? Ne estetik? Evet, şimdi ben bir cilt bakımı yaptırmak istiyorum. Sizin adresiniz var mı? Var tabii. Ne peki? Evet. Adım? Adım yok benim, yanlış numara. Dalga geçtim sizle. Ağlama kardeşim, kendini yorma. Ah Petoco, sen eskiden böyle miydin? Konuştuğunda çiçekler açar, kuşlar şakıyarak sana katılırdı. Ulan bitirdiniz herifi be. Artık bu iflah olmaz ki. At çöpe. Ama kanıt olarak dilde yer yer geçici yanık lezyonlar yazan doktor raporu dışında bir şey gösteremiyorsunuz. Ya daha ne gösterelim? Adam derdini anlatamıyor. Allah rızası, ne gösterelim ya? Ha, ne? Tamam gösterelim. Sertaç, iki numaralı kanıt. Çıkar abi. Çıkar, buyur. Bakınız, kanıt no 2. Tat abi. Ne bu yediğin abi? Pirzola. Ne diyor? Pirzola diyor. Düşün artık ya. Kardeşim, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Taceddin Bey kör mü oldu? Görmüyor mu yediği şeyin baklava olduğunu? Taceddin, kutuya bak kardeşim. Bak, baklava bu. Baklava, pirzola diyor. Ya, hadi bir daha tat kardeşim. Nasıl abi? Taceddin, nasıl, tadı tuzu nasıl? Kıvamı, inceliği, malzemesi nasıl? Ya şu koskoca baklava prensinin düştüğü hale bakın ya. Şu adam, şu yiğit bir zamanlar ta 100 metreden baklavanın kalitesini anlardı, hem de kokusundan. Kendi malının, mamülünün kalite kontrolünü bizzat kendisi yapardı. Ey günler. Ah vah kardeşim, vah, ah. Görüldüğü de sadece profesyonel zararlar değil, manevi tazminat da söz konusu yani. Peki. Şirkette görüşeceğim. Ama bir süre Taceddin Bey'i takip etmemiz lazım. E bakalım bu konuşma bozukluğu durumu geçici mi? Evet. Lütfen soyunup bornozumuzu giyelim.
Bence buna hiç gerek yok. Merhaba. Birkaç soru sorabilir miyiz? Cilt bakımı hakkında mı? Hayır. Avrupa Yakası dergisini duymuşsunuzdur değil mi? Duymuştum. Tabii duymuşsunuzdur. Peki editörünü tanıyor musunuz? Hayır. Fatoş Hanım'ı? Hayır. Tanımıyorum. 1.65 civarında beyaz kadın, saç rengi siyah, genellikle yapmasıyla tanınır. Bakın, öyle birini tanımıyorum. Bakım yaptırmayacaksanız lütfen gider misiniz? Hiç de o kadar kolay değil. Bu bilgiyi bizden saklayamazsınız. Aa, yaprak. Dostumuza kötü davranmayalım bence. Biraz hafızasını yoklarsa Fatoş'u hatırlayacaktır. Fazilet Hanım, siyah saçlı diyorum. Ve 40 yaşında olmasına rağmen ne hikmetse 30'larında gösteriyor. Öyle bir müşterim yok. Ya! Yalan söylemek federal bir suçtur. Federal bir suç mu? Salaklaşma ya. Fazilet Hanım. Belki bu fotoğraf hafızanızı tazeleyecektir. Bu kadını daha önce buralarda gördünüz mü? Hayır, görmedim. Bir daha bakın. Hayır, görmedim diyorum. Tekrar bakın. Hayır, görmedim diyorum. Bu kadın buraya gelip bir şeyler yaptırıp gençleşiyor ve siz bu bilgiyi bizden saklıyorsunuz. Şimdi soruyorum size. Bu kadın ne yaptırıyor ha? Ne yaptırıyor diyorum. Tamam, tamam yeter. Lütfen gidin yoksa güvenlik çağıracağım. Aa Fazilet Hanım, sakin olun. Bakın, bakın. Biz Fatoş'un dostuyuz, ona zarar vermeyeceğiz. Sadece biraz bilgi almak istiyoruz. Eğer bize anlatmak istediğiniz bir şey olursa veya hatırladığınız bir şey, beni arayın. 24 saat telefonum açık. Alo. Alo. Fatoş Hanım. Tahmin ettiğiniz gibi geldiler. Tabii ki hiçbir şey söylemedim. Yalnız bu işin ucunu bırakacaklarını zannetmiyorum. Evet, ne söyleyeceksin? Buraya kadar geldik. Gel sen de Reyhan'cığım. Beni seven herkese canımdan çok teşekkür ediyorum ve onların önünde eğilmek istiyorum. Ne bakıyorsun evlat? Hı? Bu yaştan sonra mango yiyorum diye damadıma hesap mı vereceğim yani? Seviyorum ayol tadını. Ben kağıt peçetelere bakıyorum efendim. Bakma o zaman. Çevir kafanı. Sen de seyretmiyorsan televizyonu kapasana. Bayıyorsun ama. Öğlende de arabayı almışsın duydum. Aslı şu içki veysin kafasına vursana sussun. Dayı geliyor. Ne? Ay Erkender. O şeyi sakla. Elektrik kutusu bebeğim. Oh olsun size oh. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya. Ormanlar yurdumda, ormanlar yurdumda, ormanlar yurdumda. Oho, iyi akşamlar herkese. Babacığım hiç beklemiyorduk sizi şu anda. İyi akşamlar dayıcığım. Size ve tüm insanlığa olsun, gezegenimize olsun. Bakayım. Oh, ışıkları kapatmışsınız. Televizyon da kapalı. Kahveyi bile değirmende çekiyorum dayı.
Aslında şarkı söylüyordu. Nedenini anlayamadık biz de. Aferin. Vallahi aferin. Dur, dur geliyorum. Anlatacaklarım var. Televizyon kapalı, nasıl eğleniyorsunuz, sıkılmıyor musunuz deyince... Aslı şarkı söylüyordu diyeceksiniz, onun için yaptık. Ya senin beyin hücrelerin bizimkilerden farklı mı, yoksa zamanla metamorfoza uğramış olabilirler mi? Ne biçim konuşuyorsun sen benim karımla ya? Ya sen sus çevreci, zaten ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Bana bak sadece sen ayağını denk al. Şansını çok zorluyorsun, ateşkesteyiz, bence bu durumu bozma. Ah ben var ya. Alo. Gittiler. Gelebilirsin Sacit. Hayırlı olsun. Eskidiğini de görün. Sağ olun efendim. Hayırlı olsun Burhan abi. Sağ ol canım. Hayırlı olsun Burhan Altıntop. Teşekkür ederim. Çok esaslı bir şey bu yahu. Aldın mıydı en iyisini alacaksın. Hayat felsefem bu benim. Prensibim bu yani. Hayır. Yemek elektrik geliyor oradan buraya. Bunu böyle döndüreyim. Allah'ın bir hikmeti işte. Kanka tekrar hayırlı olsun. Aa, çok teşekkür ederim Gafurcuğum, sağ ol. Baba, ha? Bu alet kalp atışlarını ölçüyor. Gerçek mi? Ha öyle. Benim de son zamanlarda içimde böyle bir eziklik var. Yediğim her şey çarpıntı yapıyor. Ölçelim mi gelmişken? Gel baba gel. Çık aletin üstüne. Evet, fast stereo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dursana sadece, çok tedirginsin. Ya ne bileyim, böyle her an bir yerden gafur çıkacakmış gibi geliyor. Deli misin ya, keyfine bak. Onlar 11'den önce gelemezler. Ne içersin? Kaç diyor oğlum? 140 yapıyorsun baba. Ya indirseniz adama kalpten gidecek vallahi. Sonra bir daha eve giremeyeceğim korkudan. Sabit efendi. İnsene ayıp. Nasılmış kalbim? Ne diyor alet? Ya, iyi kanımca baba. Bir de kolesterola bakalım mı? Aa o yok ama. Burhan abi ben de çıkabilir miyim? Yürüme bandına bir artık çıkmasanız ya. Ne oluyor kanka? Aletini eskittik mi? Ya ne alakası var Gaffur? Üzerinizde paralansın inşallah da yani. Başka böyle eğlenceli şeyler yapabiliriz o anlamda diyorum. İyi o zaman. Dans edelim. Dans mı? He. Edelim edelim. Hadi ben gideyim evden kaset alayım geleyim. Yok yok yok, burası çok dar yani. Aletler falan var ya, öyle dans edecek bir yer yok. Onu oynayamayan gelin dermiş. Ya siz ailecek ne kadar giriyorsunuz ya böyle? O zaman ben gideyim evden kaset alayım geleyim. Vallahi bence sen duygularını yeterince belli etmiyorsun. Ediyorum. Bence etmiyorsun. Erkek de bir yere kadar kovalar Zeynep. Ya ama bazen mesajlarına cevap veremiyorum çünkü ev çok kalabalık oluyor. Tamam da ben aradım mı bulmak isterim. Ben bir de biliyorsun hafif maçoyum. Böyle sert bir yanım var. Hacı aç kapıyı. Öldüm beni, sakla beni, gözünü seveyim. Ay bu nereden çıktı ya? Hacı aç kapıyı. Şey sedirin altına gir. Nasıl çıkacağım sonra oradan? Ya sen bir gir de. Oley, çok eğleniyoruz. Babamın kalbi iyiymiş. Ha, çok sevindim. Yukarıda parti var. Ben kaset almaya geldim. Vatteri vatteri vatteri, anladın onu sen? Ya. Hey, hey. Yani müzik olsa daha neler yapacak kızcağız. Benim çocuklarım hepsi böyle oynak. Bir Hacer nereden? Cüce! Ne? Ne
yapıyorsun Yasin burada? Allah Allah! Ödümü patlattın burada ha! Sürpriz! Bu nasıl sürpriz ya? Böyle sürpriz olur mu? Arkamdan kazulet gibi yaklaşıyorsun, adama C diyorsun ya! Kalbim tuttu burada ha! Rahatsız oldum burada! İbrahim de çıktım da kalbinizi ölçelim. Ya siz de ailecek her şeye gülüyorsunuz ama. Bakule sen nasıl içeri girdin? Bizim evde sizin anahtarınız var ya. Anahtarla girdin öyle mi? Biraz ayıp olmuyor mu? Ayıp mı? Kime? Ay ben açarım kapıyı da oturmuşum. Aa, ama sinirim bozuldu ya. Bir de gidiyor kapıyı kendisi açıyor ya. Burası benim evim, olur böyle şey? Biz kalksak mı be? Vallahi billahi gitti ya. Çıkabilirsin artık. Ya yine gelirse? Kaseti aldı gitti. Onlar Nilay'la dans etmeye başlamışlardır bile. Rahat ol. Parti başlıyor. Alo kaset hadi. Ya Burhan Bey, bu yürüme bandı burada mı hala ya? Hani bunu içeri kaldıracaktınız? Pardon da Makbule Hanım, acaba burası sizin eviniz mi yoksa benim malikanem mi? Hali hazırda benim evim değil. Ama... Yani... Çöpte mango gördüm. Mango mu? O ne ayol? Nereden çıkmış? Kağıt peçeteler, şunlar bunlar. Kesin sacittir. Yoksa kurallara uymuyor musunuz siz? Siz bana numara mı yapıyorsunuz? Şekerim, yani biz de biliyoruz küresel ısınma çok kötü bir şey ama sen de çok katı kurallar koydun yani. Asıl katı kuralı şimdi koyuyorum. Nasıl yani? Giyim kuşam almak yok. Ne? Lan lüzumsuz al. Yahu o kıyafetler ne enerji sarf edilerek, ne masraf yapılarak buralara kadar geliyor. Haberin var mı kızım? Senin bir ömür boyu giyecek kadar elbisen var. Sonra bu apartmana floresan da takmak lazım. Dur gaffura söyleyeyim şunu. Gaffur! Sabit efendi! Dayım mı? Ha, boş ver, evde yokmuşuz. Ya Makbule Hanım, niye anahtarla içeri giriyorsunuz? İnsanın bin bir türlü hali var. Ya içeriden böyle alkış sesini duyunca anladım ki misafir var bende açtığın gibi. Hem ne var ki ya? Benden gizliniz saklınız mı var? Ya belki evde misafir yok. Ben burada çırılçıplak soyunmuşum, parfümümü sıkıyorum, onun altında koklaya koklaya el çırpıyorum. Ne var bunda, olamaz mı? Niye? Deli misiniz? Ya deliyim ya da deli değilim, ya da deliyim ya da değilim. Burası benim kendi malikanem. İstersem anadan üryan soyunurum, ortalıklarda gezerim. Sahne acaba? Sahne? Ne için konuşuyorsunuz? Ben siz insanların yanında ayıp değil mi? Burada iki tane genç kız var. O zaman sen de genç kızlığını bil, milletin evine anahtarla dalma. Dalma kızım, dalma ya. Bir dakika ya. Sen bana sesini mi yükseltiyorsun ha? Biz kalkalım. Kalkalım kanımca. İyi akşamlar size. Hayırlı olsun 25 şeyiniz. Sen de amma cazgır çıktın ha? Sen bir kere benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Ya benim gibi hassas bir genç kız ne hale getirdin ya? Hassas genç kız görmesek inanacağız ha? Eve giriyorsun rahat rahat. Yok orayı kaldır, yok burayı ideye it, geri git, oraya koy. Ukala hareketler. Git ya sen, git.
Kimsin Yasin? Kimsin? Çünkü ben hayatta kendi kurallarını koyup bunları taşıyan biriyim Zeynep. Kontrol güçtür. Yani ömrüm boyunca bunu felsefe edindim. Geldiler. Allah! Burhan haklıydı kanımca. Erken geldiniz. Tatsızlık çıktı da. Rahat batıyor bunları. Sen niye kapattın ışıkları kızım? Göz gözü görmeyeyim. İyi halt ettin. Adamın kafasına soktun çevrecilik hikayesini. Görüyor musun bak şimdi ne diyor? Ne yaptım ben ya? Ha? Ne kadar bencil yaşıyoruz. Farkında değil misin Aslı? Atmasana oğlum yere. Daha bugün temizledim. Dur anne. Ben alırım. Ya sen niye yangına körükle gidiyorsun ki? Sen halimizi görmüyor musun Cem? Babam kızmasın, olay çıkarmasın diye biz artık kahveyi değirmenle çeker. Bravo. Bravo. Bütün apartmanı uyandırdın. Bravo Aslı sana. Ay ne oldu? İşe düştü herhalde. Yok yok. İçeriden geliyor. Siz yokken de oldu. Bizim evden mi geliyor? Evet. Abi bir baksana, hırsız falan olmasın. Hırsız mı? Bıçağım nerede? Baba ne olur ya, sen de bir baksana, bir şeyler var içeride. Hayda. Hediye sen dur. Ay, yok yok, annem de baksın, annem de. O zaman yarın. Kimse yok hanımca. Sacit Kral. Hoş geldiniz Sacit Bey. Ya garip bir gürültü geldi apartmandan, ne o? Ha, onu diyorsunuz. Biz de anlamadık. Hırsız zannettik. Tenada kıstırırım dedim ama... Tenada kimse yok. Hayır, biz de yukarıda kalorifer kazanı mı patladı ne oldu diye telaşlandık. Dayım da dedi git Sabit Efendilere sor. Çok mantıklı. Kazan patlasa böyle olmaz ki. Allah Allah, ne oldu o zaman ya? Yerimizden hopladık yukarıda biz. Burhan abinin dairesinden geldi belki. Yukarıda kavga gürültü falan. Şişt, sen... Bir çay isteydiniz. Girdin adamın beynine. Şimdi diyor ki kıyafet almayayım. Bravo, tebrik ederim. Sen ne zaman bu kadar çevreci oldun ya? Bir tane belgesel seyrettin, değiştin aniden. Keşke herkes değişse aslında. Benden sonra Tufan zihniyetiyle nereye kadar ha? Nereye kadar ha? Ya bırak ya. Şşş. Tartışmayın bakayım, benim yanımda. Aslı sen git gafurlara bakalım. Sor niye Interkom'a cevap vermiyorlar? Şu floresanları söyle. Tamam. Bu akşam da trafik yoğun. İyi akşamlar. Aa, biz siz evde değilsiniz sandık. Merhaba. Şimdi babam diyor ki... Aa Sacit. Efendim? Sen burada mısın?
Evet. Ah! Zeynep'ciğim. Merhaba, merhaba, nasılsın? İyi akşamlar. siz burada mı takılıyorsunuz? Evet. Bir çay için. Bilmem, için mi? Siz daha burada mısınız? Yok, kalkalım. Kalk, ben kalkayım. Ha, Zeynep'i burada bırakıyorsun yani. Nerede bırakacak? Efendim? Aslı, sen git, ben sonra gelirim. Yok, yok. Aslı hanımefendi bir çay içsin kanımca. Yok, içmesin, uykusu kaçar. Sen git, hadi koş. Allah Allah, ne ayıp şey. Ne karışıyorsun sen bana Sacit ya? Zeynep'ciğim, annem baban nasıllar? İyi, sağ ol. Yok, ben Zeynep'in... Aslı, ya geldin yine tepemize çöktün, gitsene. Allah Allah. İçeyim o zaman bir çay Gaffur. Ayo, tam süpersin. Kaç oy? Hacer, kalk kızım. Hacer mi, Nilay mı? Nilay o. Ben bir çay koyayım. Bu sefer de Hacer koysun kızım. Hacer burada mı? Dayım ne diyor Aslı? Burada tabii, nerede olacak? Hacer'in öteki ismi Zeynep. Aa, öyle mi? İyi. Senin yarın işin yok mu Aslı? Sacit, niye taktın sen bana bu akşam böyle ya? Ben Hacer'le hiç tanışmadım. Buradaysa bu akşam tanışayım. O zaman ben tanıştırayım. Oldu. Hacer. Aslı hanımefendi. Aslı hanımefendi. Hacer. Ne? Hacer bu işte. Ha, siz bunu Zeynep zannettiniz. Ayrıca bir Hacer yok. İki kız var bizde. Bir Nilay, bir bu Hacer. Bunun iki adı var. Oğlum ya, bu Zeynep Sacit'in Aslı, bakan kızı. Git uyu, kocan mocan bekler. Sacit. Nasıl ya? Allah Allah. Ben çay koyayım. Tanrı verdi, ne vardı bu tantuninin içinde? Ya ben hep yiyorum, bir şey olmuyor. Sadece bir kere midem bozdu, o kadar yani. Ne? Benim midenin bozulduğu yere mi götürdün? Ama lezzetli değil mi? Tanrı verdi, ne diyorsun sen ya? En yakın tuvalet ofiste, oraya gidelim. Tamam, eğlendin ama değil mi? Ay Tanrı verdi, ne diyorsun sen? Bir daha seninle bir yere zor gelirim. Kırıyorsun ama beni ha. Tanrı verdi, sus yürü. Sadece inanamıyorum ben sana ya. Hayır, tamam anladım yani, gönül bu da. Aslı bak, kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Bak ben uygun zamanı bekliyorum. Özellikle de Makbule ablama aman bir şey çaktırma. Tamam söylemem, tamam. Bak söz ama, sonra beni kazıklamayacaksın. Ya Sacit, eninde sonunda anlaşılmayacak mı bu? Zaten şimdiye kadar nasıl sakladınız, ben onu da anlamadım yani. Tamam Aslı bak, sen bu sırrı tut, tamam mı? Sen gıcıksındır, bak korkuyorum ben. Tamam tamam, tutarız söylemeyiz. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Küçücük kuşlar gelmişler gölün ortasına. Bakmışlar ki sular çekilmemiş. Bunlar şaşkın. Orada bir iki sazlık bulup tünemişler. Sanmışlar ki sıcaktan bahar geldi. Halbuki daha mevsim kış. Ay Tahsin. Ay Tahsin, yazık ayol. Anne kuşlar yavrularını beslemek için böcek tırtıl aramışlar, yok. Çıkmamış daha böcekler ortaya. Mevsimi değil çünkü. Dayı? Of. Çoluk çocuk açlıktan ölmüşler orada. Ay baba ya. Bunların hepsi küresel ısınma yüzünden. Bizim kullandığımız elektrik, su, kağıt israfı,
plastik malzemeler. Heh, işte ben de bütün gece Aslı'ya bunları anlatmaya çalıştım. Ay iyi be, bu da fırsattan istifade atlıyor hemen. Haklısın, haklısın Tersin'cim. Kusura bakma, ben sana dün akşam böyle bir tepki gösterdim ama sen haklısın. Ay kullanmayalım çamaşır makinesi şekerim, kullanmayalım. Ne yani, eskiden çamaşır makinesim vardı, çiterim şöyle bir. Canım almayı verin yeni elbise. Aranızda değiş tokuş kullanırsınız. Ben Makbule ablanın elbiselerini mi giyeceğim? Canım biraz örnek olalım herkese. Biz yapmasak bunları kim yapacak? Vallahi doğru. Yazık ayı o kuşlara. Yavrusunu beslemeye gitmiş. Yemek yok. Sanmış ki mevsimlerden bahar. Oysa mevsimlerden de kış, kış, kış. Taceddin nasılsın abi? Konuşturma kardeşim, içim parçalanıyor. Beyler, şirkette toplantı yaptım. Diyorlar ki böyle davalar Amerika'da olur. Biz en iyisi Taceddin Bey'e bir koli kek yollayalım, bu iş kapansın. Bir kolide kaç tane var abi? Dur lan hop. Avukat Bey, siz durumun vehametini anlayamadınız galiba. Şimdi bu arkadaş baklavaları tadamadığı için dükkanları kapama noktasında. Olabilir, kendi hatası. Sadece tad almamakla kalmıyor, konuşamıyor da. O da geçici bence, o geçer geçer, o geçer. Şimdi his dünyası allak bullak. Bir haftadır bunalımda. Kardeşim, bu ülkede bir sürü insanın bir sürü sorunu var. Adamın şimdi dili yandı diye biz bu adama manevi tazminat ödeyemeyiz. Ha, şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Benim bir kuzenim var, gazeteci. Hadi ya. Ya. Şöyle ufak bir haber yaptırırız. Sizin kekler baklava kralının dilini yaktı, adam bitik diye. Nasıl geliyor kulağa? Televizyona çıkıp konuşsa Taceddin. Tam bir insanlık dramı değil mi Sacit? Tamam. 40.000 yetene nasıl? İyidir bence. Taco da artık banyoya taşınır. Kafasını dinler. Hebele hebele şehir merkezinde olmaz tabii. Bence Avukat Bey daha fazla üzmeyelim. Akşama kadar sizin davadan vazgeçtiğinizi söyleyen kağıtları hazırlayayım. Akşam da çekle birlikte karşılıklı imza yapalım. Vallahi insaniyet namına başka bir şey değil. Bandını oradan oraya çekelim diye taktı mıydı takıyı, saplantılı manyak. Takıyorum tabii. İnsan böyle bir bağlılık, böyle geleceğe dönelik bir işaret falan bekliyor. Hani ne? Burası ileride bizim yuvamız olacak. Senin bu konudaki fikrin ne gibisine. İşaret benim kalbimde. Daha ne bekliyorsun ki Makbule? Hayır yani hani aramızda olsa bile ve yüzsük falan takmadığımız için. Örnek misal Sacit bakan kızına yüzsük verdi, ben biliyorum. Ya sen buna mı kafayı taktın ya? Takarım tabii. O bakan kızı diye ona yüzsük veriyorlar. Benim parmaklarım burada boş, bir tane tek taşım yok ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak Allah aşkına, bakan kızı falan değil o. Nereden çıkıyor ki? Sabit Efendi'nin kızı o. Anlamadım. Ya kafır yok mu? Ha? Kafırın kardeşi yok mu? Ha? Zeynep yok mu? Ha?
Gafur'un kardeşi Zeynep değil mi o? Ha? O işte bakan kızı diye yuttürüyor işte. O bakan kızı değil, Gafur'un kardeşi Zeynep işte. Daha açıklayıcı oldu mu olmadı mı? Oldu. Of, sürdüm de kurtuldum işte. Sen de taka 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 buna mı taktın ay ışığı mı ya? Buna mı haçın? Buna mı taktın? Sacit uyanı ona bir yüzük takıyı gezip dolaşıyor işte yani. Yalandan bakan kızı filan değil. Sen de diyorsun ki bakan kızının yüzüğü var barnağında. Benim barnağımda yüzük yok diyorsun. Sen barnak diyorsun. Ne yani o şimdi Sevde Efendi'nin kızı Gaffur'un kardeşimizi ne diyorsunuz ya? Aman diyeyim ben sana. Kimse duymasın. Aman diyorum Makbile. Çünkü Sacit'in kafası biraz tersi pistir. Ondan dolayı biraz ürküyorum. Ondan dolayı onun bilmesini istemiyorum. Aramızda. Keto, aramızda. İkimizin arasında böyle sorumuz oldu. Hem de nasıl yediler hamiyet? Yahu 5 kuruş harcamıyorlar. Evde masraf bitti yahu. Hay aklıma bin yaşayayım. Araba kullanmıyorlar. Elektrik harcamıyorlar. Giyip kuşam da aldırmayacağım artık. Uyanık olmam lazım. Yahu evde kaç kişi yaşıyor? Başa çıkılmıyor ki. Küresel ısınma mısınma deyince hop mum gibi oldular. Abi bunlara başka türlü tasarruf yaptıramıyor insan. Ya hepsi müsrif, hepsi. Mangoymuş. Sanki mangoyla büyüdüler. Şimdi böyle bir kılıf hazırlamak lazımmış meğer yıllardan beri. Ha. Ha bir de diyor ki Tanrı verdiğiyle zor günler geçiriyoruz. Dün gitmiş midesini bozmuş. O zaman nasıl sen bu kadar iyi görünüyorsun? Söyle bakalım. Saat 5'e randevu aldı. Duydum. Baskın basanındır. O zaman bunları bitirip biz de gidelim yani. Taceddin seyretme artık beni tamam ya. Pardon kusura kalma. Aslı Sacit nerede? Ne bileyim ben niye? Konuşmam lazım kardeşcisimle. Aslı ne oldu biliyor musun? O bakan kızı zannettiğimiz sevgilisi var ya. Gafur'un kız kardeşiymiş. Ay Sacit bunu nasıl yapar ya? Aa yok artık. Nasıl yani? Bak ölü başıma otur biliyor muydun Aslı? Hayır Makbule abla ben nereden bileyim? Şu anda ben de şok geçiriyorum. Aa yok ya olmaz öyle şey yalandır o. Sana kim söyledi? İsmi lazım değil. Ya nasıl yapar böyle bir şey ya? Benim biricik gül gibi erkek kardeşim Sabit Efendi'nin kızına mı kaldı ya? Allah'ım delireceğim. Delirdi mi bu çocuk ya? Aslı büyü mü yaptılar acaba? Vallahi benim hiçbir bilgim yok bu konuyla ilgili. Şu anda ben de şaşkınım. Sacit ne zaman gelecek? Vallahi bilmiyorum. Onlar at yarışına gittiler. Yakında toplu bir para geçecek de elimize. Aslı. Çok asilsin. Taceddin seyretme artık. Gerçekten. Gerçekten Taceddin. O kadar zor günler geçiriyorum ki. Dün gece çok az uyudum. Şu yüzümün haline bak. Merak etme şimdi toplarız. Şimdi en son 3 gün önce yaptık değil mi? Evet. Ay, çok sağ ol şekerim. Fazilet bak bu karışımı kimseye söylemiyorsun değil mi? Aa, söyler miyim hiç? Sadece özel müşterilerime. Aa. Merhaba Fazilet Hanım yine karşılaştık. Ay kızlar siz ne arıyorsunuz burada? Ne oldu suçüstü mü? Hani Fatoş'u tanımıyordunuz? Tanımıyorum. Siz kimsiniz? Ay merhaba ben Fatoş. Merhaba. Sonuna kadar inkar ha? Bakın kötü bir niyetimiz yok sadece formülü istiyoruz. Fatoş'un yüzüne ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Fazilet Hanım bakın eninde sonunda öğreneceğiz. Güzellikle söyleyin acı çekmeyin. Kızlar siz delirdiniz mi ya? Delirmedik biz de güzelleşmek istiyoruz. Aa, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
söyleyeceğim. Ama yaptırdıktan sonra 6 saat yüzünüze hiçbir şeyin değmemesi, cildinize hiç darbe almamanız gerekiyor. Yoksa çok ciddi kırmızı lekeler olabilir. Peki o zaman ben bir randevu alabilir miyim? Tabii. Ne zamana? Valla böyle akşamüstü saatleri olursa çok iyi olur. Aa, şu anda hemen yaptırabilir miyim mesela? Müsait misiniz? Ayarlarız. Siz yabancımız değilsiniz. Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ama yaptırdıktan sonra 6 saat hiç dokunulmayacak, darbe almayacak. Ay Fatoş, Tanrı verdi ya, ne oluyor anlatsana. Sormayın şekerim, bu gece ilk defa evine gideceğiz. Bence bu bizim son şansımız. Görüyor musun? Nasıl oldum yenge? Ay şahane olmuşsun. Vallahi bu işi bu kadar ciddiye alacağınızı hiç beklemezdim efendim. Salon böyle daha da güzel oldu. Evet. Bu sabah o kuşların hikayesini dinlediğimden beri bir acayibimce. Kendimi çevreye adadım. Bunca yıl demek ki boşuna yaşamışım. Yenge. Ya akşam sadece o taşlama yaptım ama... Sakin! Sabahtan beri seni arıyorum kardeşim. Neredesin? Ne zaman geldin? Şimdi geldim abla. Sakin! Sen deli misin ya? Ya o kız bambaşka bir insanmış. Senin bize bakan kızı diye tanıştırdığın kız versen... Ay ne oluyor ayol? Vay! Meyvelerde de organiye geçtik ha. Bravo. Evet. 3 katı fiyatına ama olsun. Değer. Abla ne yapıyorsun ya? Yengem orada, Cem orada. Öğrensinler kardeş çizimi, öğrensinler. Ben biricik kardeşimi apartman kapıcısını kızlara meze olsun diye büyütmedim. Abla doğru konuş. Bak Zeynep benim sevgilim. Apartman görevlisinin kerimesi falan diye şey edelim lütfen. Ay tamam Sadık. Samet Efendi'nin kızı olabilir. Gafur'un kız kardeşi olması da önemli değil. Şşş ya yavaş ya. Ama hepimizi ayakta uyuttu sakin. O ne yalancı. O ne yanar döner. O ne oyuncu bir şeymiş öyle uyuttu. Hepimizi ayakta uyuttu. Au, au, au. Abla sus. Sus artık ya. Ben senin böyle yapacağını biliyordum zaten. Kim söyledi sana bunu? Yani söyleyemem. Senin söylemene gerek yok. Ben anladım. Hemen geldi yetiştirdi değil mi o alçak? Gıcık. Ay sen bizim kapı çalıyor sanki. Sertaçlar beni almaya geldi. Ah ben o Aslı'yı bir bulsam. Ah ah. Sana da iyi akşamlar canım. Avukat bey görüyor musun kardeşimi? Hadi kardeşim muhallebici de imza olacak. Tamam o zaman. Bu kıyafet ne abi? Ya uzun hikaye.
Çevreci olduysan sana da kılım ha. Nereye giymeyeceğim mi artık? Merhaba. Aslı, bak bakayım biraz sen. Ne? Ya sen ne alçak bir insansın be. Ne diyorsun sen ya? Zeynep'in Hacer olduğunu Makbule ablama söylemişsin. Vallahi ben söylemedim. Oo, ağır olmuş Aslı abla. Nasıl yaparsın bunu ya? Hayır Sait, ben söylemedim gerçekten. Yok ya. Kim söyledi? Ay bana ne be? Ne bileyim ben? Öf! Bana bak Aslı. Bak. Benim tersim piştir biliyorsun ha. Sait, yüzüme dokunma. Hiçbir şey yapma. Bana yüzüm şey çünkü. Tamam mı? Sakin dur. Taceddin, sen bugün oradaydın, anlatsana Sacit'e bir şey olmadı desene. Makbule zaten biliyordu, Aslı söylemedi falan, anlatsana hadi. Manyak mısın sen ya? Taceddin, dalga mı geçiyorsun, anlatsana Sacit'e bugün oradaydık desene. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Taceddin gel buraya. Taceddin anlatsana. Benle alay etme Taceddin lütfen. Konuş, anlat de ki ben oradaydım, gördüm, şahidim. Aslı söylemedi, bak polis zaten biliyordu. Desene gördüğünü anlatsana. Oğlum ne yapıyorsun sen? Aslı, ah Aslı bak bunu bana yapmayacaktın. Hayır, hayır, Aslı. Hayır, hayır. Bunu yapma. Bizim bir şey yapmadık, abartma be. Gıcık. Nasıl? İlginç. Sağ ol, bence de. Otursana. Oturayım da. Ya kusura bakma biraz. Allah, dağınık da. Gel gel. Önemli değil canım, ne olacak? Ya ben diyorum ki biraz da burada takılalım. Hep sende takılıyoruz. Beni bayıyor ya. Vallahi rahat edemiyorum. Senin evde her şey beyaz. Hemen kirlenecekmiş gibi geliyor bana. Anladım. Tabii burada öyle bir sorun yok. Yok, burası daha kalender. Yani daha rahat oluyorum ben burada. Ne içersin? Bilmem. Ne var, çiçek? Ben bir bara bakayım. Çay vardı ama çay... Aa, çay bitmiş. Kesin ev arkadaşlarım içti ya. Ev arkadaşların mı? Evet tabii. Sadece bu oda benim. Aslında biz bu evde 6 kişi yaşıyoruz. Çok eğleniyoruz. Görsen var ya, bize takıl, biz çok eğleniyoruz. Valla bayılacaksın yani. Mahahuba, kubalaba. Huka huka, huka huka. Bu ne? Ne yaptınız ya? Ay Tahsin'cim hoş geldin. Çok sevineceksin yaptıklarımıza. Bizim felsefemizi tamamen benimsediler efendim. Hangi felsefemizi? Gezegenimizi kurtarıyoruz Tahsin. Çevreci olduk. Hem de öyle yarım yamalak değil. Tam olduk. Nasıl yani? Aa, televizyon nerede? Ha, verdim şekerim. Kime verdin? Akşam maç var. Ay, ne maçı? Biz sana çok daha güzel sürprizler hazırladık bu akşam için. Sen yatağın üzerindeki kıyafetleri giy gel hemen. Sizinki gibi mi? Ham dokuma efendim. Boya yok, işlem yok, hiçbir şey yok. Aslı, bak, kusura bakma ne olur ya. Sus Sacit. Bu kızarıklıklar yüzümde bir hafta kalacak biliyor musun sen? Ah, affedersin valla. Sertaçlar bir iş için beni dükkanına bekliyorlar. Hmm. Abi baktım Taceddin bir türlü gitmiyor. Anladım ki bir şey söyleyecek. Anne söyleyecek acaba? İşte söyledi de. Ya ne olur kusura bakma ya. İntikam almasın değil mi? Yok canım, ne intikamı Allah aşkına. Ne oluyor ya? Yok yenge, aramızda öyle bir yanlış anlaşılma oldu da. Aslı,
Sence kim? Ay başka kim biliyorsa odur Sacit, ne bileyim ben. Kim biliyor başka, düşün bakalım. Ulan. Ya nedir konu? Benim 5 dakika aşağıda bir işim var. Taceddin mutfakta, haberiniz olsun. 5 dakika. Aslı. Ne konuşuyordunuz? İfa. Yatak yok. Bundan sonra yerde yatacağız Tahsin. Benim kıyafetler de yok. Aa, verdim şekerim ihtiyaç sahiplerine. Kime verdin, deli misin sen ya? Ama çevreciyiz baba. İyi de bunlar art 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 kaşındırıyor insanı. Ama doğal kumaş ya, ondan efendim, ondan kaşındırıyor. Hayda. Merhaba. Merhaba, ben de gidiyorum işte. Ben bakarım. Bak. Hayır, dayım nasıl olsa spor aleti almayacak. Ben de gelip burada yapayım dedim. Hoş geldiniz. Ben de şu anda yürüyüş yapıyorum. Kusura bakmayın, sıranızı bekleyeceksiniz. Yok, spora gelmedim. Gerçi bir nevi spor sayılır ama neyse. Burhan. Şu anda yürüyüş yapıyorum. Kusura bakmayın, çene yapamam. Lak lak hiç sevmiyorum. Yok, yürüme. Koş bence. Niye? Form tutayım diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hayatın tehlikede diye. Annem. Zeynep olayını ablama sen mi söyledin lan? Hayır. Bak belli. Ben söylemedim, gerçekten. Kendisi anlamış. Ya sen niye bu kadar dedikoducu, alçak bir herifsin ya? Hayır, merakımdan soruyorum. Dünyayı tanımak için. Ne yapıyorsun sen ya? Kafırın oyunu gibi oldu ya. Nasıl oldu? Böyle kaçıyorsun zannediyorsun ama bir yere gidemiyorsun, onun gibi bir şey oldu. Kaçamazsın canım. Kaçsan da saklanamazsın lavuk. Oh shit! Shit! Sadi! Dur! Yamanalar, anahalar, alahalar. Bu ne böyle? Artık radyo, televizyon, teyp yok Tahsin'cim. Kendi eğlencemizi kendimiz yapacağız. Nasıl yani? Televizyon artık hiç mi yok yani? Hiç yok tabii. Bunu tartışmayalım bile zaten. Hiç. Yemekte ne var? 3 çeşit ot var şekerim. Haşladık, deniz tuzuyla da tatlandırdık. Deniz tuzu mu? Evet. Biraz pahalı. Aslında normal tuzun 10 katı fiyatına ama... Değer, tamamen doğa. Başka yemek yok mu? Organik meyveler var baba. Özel bir çiftlikten getirttik. Ya çürük çarık. Biraz pahalı, hatta kurtlu. Ama düşünsenize, ne hormon ne kimyasal. Hiçbir şey yok, tertemiz. Siz ama şimdi... Ya bu aslan yüzünden daha pahalıya gelecek bize. Niye boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz? Gezegen için Tahsin. Bu arada... Esas haberimiz. Ay tabii tabii. Tahsin, yağmur ormanlarını kurtarmak için senin kredi kartından tam 3000 YTL bağış yaptık. Ne? Ya biraz abartıyor muyuz? Çünkü bu televizyon olayı biraz beni bozdu da. Hem de nasıl abartıyorlar? Ya deli misiniz siz? Böyle şey olur mu? Batacağım sizin yüzünüzden. Ama gezegen için Tahsin. O pofuduk küçük kutup ayıları için değmez mi? Ayı ailesini düşün baba. Yahu ayı ailesinden bana ne? Beni kendi ailem ilgilendirir. Biraz tasarruf yapın diyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Tasarruf mu? Hani gezegeni kurtarıyorduk? Kızım ben 70 yaşındayım. Bana ne küresel ısınmadan? Ne diyorsunuz efendim siz? Ocağıma incir ağacı diyecekler yahu. İstemiyorum, vazgeçtim. Ne yaparsam yapayım, bir de bir masraf kapısı açıyorlar.
Açın şu ışıkları. İşim karardı. Öf. Bir de yeni televizyon mu alacağız? Vallahi başladı tırtık. Bunlar da karşın duruyor zaten. Bitti çevrecilik filan. Buraya kadar. Ne olur, ne olur. Ben kazandım Sacit'ciğim. Her zaman ben kazanırım. Yaşasın, kurtulduk. Yani kendi cimriliğinden yaptığını itiraf etti ha? Peki alacak mı klima? Hayır Sacit. Küresel ısınmayı hala engellemeye çalışıyoruz. O konuda bir şey değişmedi. Tabii. Anlatsana yenge ya. Nasıl bir tepki verdi? Gözünü seveyim. Şu yağmur ormanlarını söyleyince ne yaptı? Çaldınız mı aletleri? Çaldık, çaldık. Ay görmeliydin. Oh tüfe. Kaçırmışım demeyi isterdim ama ben de o sırada bayağı eğleniyordum aslında. Ha biz numara mı yapıyorduk? İyi ama sevindim. Çünkü ben de tam böyle yeter artık abartıyoruz ya. Böyle de yaşanmaz diyecektim yani. Tam diyordum. İnan böyle bir şeyi senden hiç beklemezdim Taceddin. Sen nasıl o üç kağıtçılarla birlikte hareket edersin? Senin gibi böyle saf, temiz, pırlanta gibi kusursuz, lekesiz bir insan. İşte demin anlattığım gibi oldu Aslı. Kırışırız dediler. Onlarda çok para var dediler. Hebele hübele yap, parayı götürelim dediler. Bak inan, şu an itibariyle kainata inancımı yitirdim. Sen iyilik ve doğruluğun son kalesiydin Taceddin. Hadi ya. Tabii. Nasıl Sertaç ve Sacit gibi insanlarla bir arada hareket edip bu oyuna gelirsin? Yazık değil mi kekçi arkadaşlara? Yazık değil mi? Tabii. Onlar sadece küçük küçük kekler satıyorlar. Büyükler yesin, çocuklar yesin, insanlar mutlu olsun diye. Ya siz ne yapıyorsunuz? Onları kandırıyoruz, paralarını alıyoruz. Hem de tehdit ve şantajla. Hayır. Ne oldu? O temiz, saf ve meleksi yüzüne artık bakamıyorum Taceddin. Kirlenmişsin sen. Ha? Hayır, kirlenmedim. Ben eski benim. Hiçbir şey için çok geç değil. Daha imzayı atmadık. Hadi ya. Bu gece burada kalsan. Ben mi? Ben rahatsız etmeyeyim. Şimdi düzenim bozulmasın benim yüzümden. Anladım. Bozmazsın ya. Düzen derken? Aa, kuş mu var burada? Ha yok fare. Ne? Fare mi var? Ya korkma ya. Küçücük, küçücük fare ya. Şurada bir delik bulmuş. Şurada de yaşıyor hayvan. Arada ne diyorsun? Yani şimdi burada bu odada bir fare mi yaşıyor? Ya yabancı değil, tanıdık fare. Ben besliyorum, bisküvi bırakıyorum buraya. Sabah bakıyorum, aa almış gitmiş. Ben buradan gitmek istiyorum. Ya kalsana bu gece burada. Ben burada kalamam. Fareden kurtulsam? Ama sadece onunla da ilgili değil galiba. Onunla da ilgili de... Ya, başka şeyler de var. Olmuyor değil mi? Olmuyor galiba. Bayağı da uğraştık ya. Yani... Sen kendi hayatından vazgeçersin ne de ben kendiminkinden. Anladım. Ne olacak? Bilmiyorum ki. Arkadaş olacağız herhalde. Arkadaş. Yani elimizden geleni yaptık. Yani? Yani... Lazım artık.
Taceddin Bey dilinin yanmasının kendi hatası olduğunu belirten şu kağıdı imzalayacak. Hayırlı olsun abi. Siz de şu çeki imzalayın. Bir dakika. Siz konuşuyor musunuz? Taci o. Ben bunu yapamam arkadaşlar. Ben hayatım boyunca alnıma çıkaşadım. Dilimin yanması kendi hatamdı. Biz size yalan söyledik. Para istemiyoruz biz. Ne diyorsun oğlum sen? Oldu o zaman. Size iyi akşamlar. Demek ki neymiş? İnsanlık ölmemiş. Ne yaptın lan sen? Hayallerimi çaldın lan. Hoca niye bozdun işi abi ya? Aslı beni kendime getirdi arkadaşlar. Etkili bir konuşma yaptı benimle. Eski Tacı'yı hatırlattı bana. Aslı! Bana mahvettiniz.